Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bülent Ayyıldız, İthaki Yayınları. Zamanı düz bir çizgi gibi düşünmeyi bırakmalısın. Hayır, o ilerlemiyor. Tam tersine bizi hapseden bir zindandan ibaret. Geçmiş, gelecek ve şimdi aynı anda buradalar. Vakit, bir kavanozdaki balığın içinde dönüp durduğu sudan ibaret. Balık istediği yöne doğru gidebilir. İlerlediğini zanneder, sonsuzlukta kaybolmaktan korkar. Fakat görebileceği en son nokta kavanozun cam duvarlarıdır. Bir görünmezliğe toslar kendini. Zamanı anlamak istiyorsan kavanozun dışında nefes almayı öğrenmelisin. Hayat, başkalaşmayı, beden değiştirmeyi ve kabuk bağlamayı öğrendiğimiz bir yol. O kanlı ayaklara, çürüklerle dolu bileklere aşina. Onda büyüler, boyutlar, savaşlar ve en çok da ölüm var. Girdaplarla ve labirentlerle dolu hem bugüne hem de acımasız tarihi olaylara uzanan zeka dolu bir roman. Bülent Ayyıldız, hiçbir şey göründüğü gibi değil de okurlarını bir yola davet ediyor. Onunla tamamlayıp onunla eksilmek için. Düğün Birahanesi, Behçet Çelik, İletişim Yayınları. Çorbacıdan çıktık. Geçtiğimiz her sokak tanıdıktı artık. İnsanlar akrabamızdı. Döngüyü tamamladık sanmıştım. Oysa tahminimden de büyüktü döngü. İç içe geçmiş döngüler vardı içinde. Tamamladığımız bunlardan biriydi sadece. Başımız daha çok dönecek. En iyi bildiğimizi sandığımız sokaklardan geçerken, en yakınımızdakine dokunurken şaşırıvereceğiz. Acemi bulacaklar bizi. Tedirgin, kafası karışık, huysuz, umutsuz. Behçet Çelik, düğün birahanesinde arkadaş olmanın, ferah anların, durup sorguladığımız zamanların, ailenin, şehirlerin kuşatıcılığının ve aşkların, etrafımızda dönüp duran, sıra kendilerine geldiğinde az çok benzer biçimlerde hayatlarımızı yoklayan durumlar olduğunu hatırlatırken, bazen göstermekte zorlandığımız, bazen de bile isteye gizlediğimiz, fakat her zaman var olan farklı ve canlı renklerimize dikkat çekiyor. Tüm bunların yanında aklımıza bir takım sorular düşürmeyi de ihmal etmiyor. Biz kimiz? Onlar kim? Karşı karşıya mı yoksa yan yana mıyız? Parça mıyız, bütün müyüz? Hayatları diye bir kelime var mı yoksa hemen hayatlarımız ya da hayat diye düzeltmeli miyiz? Parmağımızı aynanın karşısına geçip kendimize mi sallamalıyız? Abartısız, yalın bir dille anlatılmış ayrıntılardaki saklı ritimleri duyuran öyküler. Aslan Kadının Mirası, Arlen Voski Avakian, Aras Yayıncılık. Bundan 25 yıl önce İstanbul'daki bir yayın evinin Aslan Kadının Mirasını Türkçe'ye çevirip yayınlayacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Anneannem Elmas Tutuyan, 1915'te Kastamonu'da yaşadıklarını anlattıktan sonra arkasına yaslanmış, gözlerimin içine bakarak hikayesini bütün dünyaya anlatmamı istemişti. Aslan Kadının Mirası, Alene Voski Avakian'ın Amerika'da geleneksel bir Ermeni aileden gelip bir kadın ve feminist olarak kendini inşa edişinin zorlu serüvenini anlatıyor. 1915'te soykırımdan sağ kurtulmuş bir ailenin 3. kuşaktan torunu olan Avakian, metinde geleneksel orta sınıftan değerlerle donanmış bir ortamda yetiştikten sonra kişiliğini, kimliğini arama ve bulma mücadelesini adım adım ilerleyerek aktarıyor. Avakian, çevresinde örülmüş olan toplumsal hayatın ona aktardığı değerlerin hakikiliğini sorgularken, kişisel ve toplumsal güç ilişkilerinin ve bunların üzerine örten türlü riyakarlıkların da maskesini düşürüyor. Kat Sinema ve Etik, Umut Tümay Arslan, Metis Yayınları. Bugün muhafazakarlığın şiddetinden, vaazlarından ve dayatmalarından farklı yaşadığımız gezegeni merkeze alan ve insanın ne olduğunu yeniden sorgulayan bir etiğe ihtiyacımız var. Seyrettiğimiz onca film üzerinde sosyal kuramın terimleriyle düşünmeye de ihtiyacımız var. Kat buna girişiyor, filmleri kesip parçalara ayırarak bağlantılar arıyor. Bu bağlantılar yoluyla filmlerin bize etik varlıklar oluşumuzu hatırlatmaya, seçim yapmaya zorlamaya, zevk ve yanımsamalarımızı üstlenme sorumluluğumuzla tanıştırma, bizi başka bir dünyaya değil, bu dünyadaki başlıklara inandırma kabiliyetlerini ve güçlerini araştırıyor. Okuruna bu esini veren filmler hakkında şunu söylüyor Umut Tümay Aslan. Bu ufuksuz dünyada birbirimize dokunmaya ve komşu olmaya devam edebilmenin, sinemadaki tezahürlerinin görülebilir, işitilebilir ve düşünülebilir olanın manzarasını nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalışıyorum. Filmlerin mucizelerinden yayılan ışık altında.